Geldiğinizi hanımefendiye haber verin. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk. Şahaneydiniz bu gece. Tek kelimeyle şahane. Çok teşekkür ederim Kenan Bey. Para, şöhret, istediğiniz yere ulaştınız sonunda. Evlenme teklifime hayır diyebilmek için bakalım hangi bahaneyi ileri süreceksiniz şimdi? Her şeyimi size borçluyum Kenan Bey. Bu duruma gelmemde sizin payınız büyük. Ama yapmak istediğim şeyler bitmedi henüz. Yıllar önce bana korkunç acılar çektiren, fakir bir kız olduğum için beni köpekler gibi kapısından kovan kötü kalpli bir adam var. Size evet demeden önce onu bulup intikamımı alacağım. Parayı da, şöhreti de sadece bunun için istedim. Hala bu eski hikayeyi unutmadınız mı? Unutmak mı? Unutulur mu hiç? Sadece bu intikamı alabilmek için yaşıyorum. Hanımefendi geldiler deyin. Baş üstüne efendim. Siz salona buyurun. Umduğumdan yaşlı ve çirkinmişsiniz Murat Bey. Yıllardır bugünü bekledim. Yüzünüze karşı ne kadar alçak bir adam olduğunuzu haykırabilmek için sabrettim. Söyleyin bana, zavallı bir körle sadece alay etmek için mi para verip gözlerini açtırdınız? Paralarınızın minneti altında kalmayacak kadar zenginim ben de artık! Büyük bir yanlışlık var galiba hanımefendi. İlk defa bugün gördüm sizi. Mustafa diye bir kardeşiniz, Artin amca diye bir arkadaşınız yok mu sizin? Hayır. Söylediğiniz kimseleri tanımıyorum. Sesinizi duyunca anladım. Yanılmışım. Affedersiniz. Çok affedersiniz. Hanımefendi, lütfen içinde kendinize gelin. Bu evi tarif etmişti. Onun da adı Murat'tı. Mürvet Hanım diye bir de hizmetçileri vardı. Mürvet mi dediniz? Karşıki harap köşkün sahibi olmasın? Serseri görünüşlü bir takım kiracıları vardı. Çoktan beri ortada yoklar ama. Pamuk, sen ne çabuk büyüdün de yavrun oldu.
İşte Murat'ın büyük babasının resmi. Bu tabloya erbabı 50.000 veriyor ama Murat satmıyor. Çünkü manevi kıymetine baha biçilemez. Kim var orada? Neredeler? Murat, Artin amcam, Mıstık nerede? Sen hastaneye yattıktan sonra ben de bir daha yüzlerini göremedim kızım. Peki ama neden? Çok fakirdiler. Ameliyat için gerekli parayı denkleştiremedik. Sonra Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden. Bu yüzden hapse girdiler. Demek çok fakirdiler. Demek benim yüzümden hapse girdiler. Onları bulmalıyım. Muhakkak bulmalıyım.